23 Kasım 2023 Özdağ'ın gizli protokolü açıklaması. Ümit Özdağ ile bu protokolü yapan, HDP'nin hangi şartlarını kabul etmiştir Allah bilir. 79 boyutlu satranççı piro dedecileri üzecek protokol, görsel biz bu heriften CB adayı olmaz, ittifak modeli yanlış, bugün Tekin Onay Bebecan David son falanla kaybederiz, Adalet ve Kalkınma Partisi 5 sene daha evimizi siker derken, seccadeye sıçsa bile oy vereceksiniz, diyenler düşünsün an. 28 Mayıs'tan sonra aldığım seçime gitmeme kararımı, Ümit Özdağ oy vermek için gitmeyi olarak revize ettiğim protokoldür. Şu an mecliste bulunan tüm partilerin tarihin çöplüğüne gömülmesini istiyorum. Kılıçdaroğlu vatana ihanet olarak tanımlamayacağım nadir işlerinden birisidir. Güvenliğin, iç işlerinin Türk milliyetçilerinin yetki ve sorumluluğunda olması zaten gerekendir. Kemalist ve Atatürkçü bir rejimde Kılıçdaroğlu yaptığı onca ihanetten sonra asılırdı, cesedi köpeklere yem edilirdi. Orası ayrı bir konu elbette. Ümit Özdağ'ı tebrik ediyorum. Türk milletinin çıkarlarını Kılıçdaroğlu'na tek tek dayatmış, PKK'ya, FETÖ'ye ve milli ve üniter devlet yapısını yıkmaya çalışanlara hiçbir açık kapı bırakmamış. Tabii Atatürk'ün partisinin başındaki bir insana böyle bir metni imzalatmak zorunda kalmak Atatürkçüler olarak üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken çok acı bir durum. Umarım CHP bir gün tekrar Atatürkçülerin partisi haline gelir ve böyle metinler imzalamak zorunda kalmazlar. Ne demişti Atatürk düşmanlarının katlettiği Ahmet Taner Kışlalı, göğsünü gere gere, ben Kemalistim diyemeyenin CHP'ye genel başkan olmaya hakkı bulunmamalıdır.